Her zaman kendi dükkanımı açmak istemiştim. Her zaman kendi hayallerim vardı. Zaten dediğim gibi bir insan tam çalıştığım için artık bir şeyler oturmuştu kafamda. Çok fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii ki okulun da katkısı vardı. Büyük bir katkısı. Çok iyi şeflerle çalışma fırsatlarımız oldu. Üniversitenin ortalarına doğru Vetti markası oluşmaya başladı. Ve onun için ilk adımları sosyal medyada, Instagram'da Vetti Food Store olarak attım. Daha çok Amerika mutfağı ve Meksika mutfağına meraklıydım et odaklı daha çok çalışmaya başladım. Instagram'da yaptığım paylaşımlar hep et üzerine, Meksika mutfağı üzerineydi. Okulda da aldığım dersler, seçmeli dersler, işte Amerika mutfağı, Avrupa mutfağı, sıcak üzerine yoğunlaştım. Vetti ismi şuradan geliyor. Ben çocukken bütün arkadaşlarım bana Rejo Vetti derdi. Rejo Vetti'den sonra ben o küçüklüğümdeki şey, benim bütün sosyal medya hesaplarım, işte PlayStation account'um, her şeyim Rejo Vetti, Rejo Vetti diye gitti. O ilk açtığım dükkan ev gibi bir dükkandı. Aslında evdi. Biz o evi dükkana çevirdik. Oranın da ismini ne yapalım derken Vetti Sous yapalım bari dedik. E sonra Vetti Food Store çıktı. Şimdi Vetti Burger çıktı. Mutfak sanatlarının uygulamalı bilinen fakültesi olması şöyle bir avantaj sağlıyor. Ee, yapacağımız işi uygulayarak yani gerçekten bir iş ortamında çalışıyormuşçasına bize göstermesi yani başından sonuna kadar bize büyük katkı sağlıyor. Sonra gidip stajlarımızda ve çalıştığımız gün yani zamanlarda okulda öğrendiklerimizi rahatça uygulayabiliyoruz. Bölümümüzün de yurt dışından getirdiği şefler e, sayesinde yabancı dilimizi de ve oranın mutfak disiplininde de kullanma şansı bulduk. Ve bu da bize e, hayatımıza ileriki dönemde hani mutfak yönünde nereye gideceğimiz hakkında büyük fikirler ve şeyler öğretti. Çünkü ilk seneki, okuldaki ilk seneki stajımı hatırlıyorum. Ferdola Marina'da, Çeşme Marina'da. E, yaklaşık bir ton bir karides ayıklamıştım. Ve ondan sonra ağlayarak eve gitmiştim. Yani o yaşta olmama rağmen. Çok midem bulanmıştı, çok zorlanmıştım. Ama o aldığım eğitim benim mesleğe karşı çok fazla hani olumlu yönde itti. Dediğim gibi biraz önce dediğim gibi yaban şefliği halde çalışma fırsatım oldu. Başka mutfakları görme fırsatım oldu. Başka yerlerde yaptığım stajlar, gittiğim ekstralar. Bu işe hani daha adapte olmamda çok büyük yardımcı oldu diyebilirim. 2018 yılında ilk dükkanımı açtığımda Alaçatı'da iki tane birinci sınıftan stajyer öğrenci alma şansım olmuştu. Onlar da sağ olsunlar bölümümde Öğrenciler de beni kırmayıp benimle çalıştılar. 3 ay boyunca çalışmada güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Derki dönemlerde Vetti markasını, Vetti grup olarak bir şey düşünüyoruz. Bu ileride Vetti Stek olabilir, Vetti Stek House olabilir veya Vetti Gastropub olabilir. Umarım ileride bölümümüzden öğrencilerle çalışma fırsatı yakalayabiliriz ve birlikte büyürüz. Gastronomi bölümü aslında çok zor bir bölüm. Yani kişinin kendini gerçekten buna hazırlaması gerekiyor diyebilirim. Çok disiplinli, çok stresli, çok yoğun, ee, sonuçta hizmet sektörü ve sürekli insanlara doğru bir şekilde hizmet etmeniz gerekiyor. Hijyen kurallarına dikkat etmelisiniz. İzin yok, bayram yok, seyran yok, hiçbir şey yok. O yüzden bu iş çok sevmek gerekiyor diyebilirim. Ama ileride şöyle çok büyük avantajları var. Yani masa başı bir iş yapmak yerine sürekli aktif olarak, kendini geliştirerek çalışma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Ve sonuçta altın bilezik dediğimiz şey gerçekten hayatta her zaman karşınıza güzel şeyler çıkartabiliyor. Bir iş fırsatınız oluyor diyebilirim. Gastronomi bölümündeki her şeyi çok doğru bulmuyorum. Aslında hiç kolay bir bölüm değil. 4 senelik e, bir bölüm okuyup mezun olmuş olmak için okumamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinde çok büyük şeyler barındırıyor. Çok büyük disiplin ve zorluklar var. O yüzden insanların bu, bu bölümü okumadan önce çok ciddi bir düşünüp fikir alışverişi yapmalarını bu işi yapmış insanlarla yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ellerinin altında sosyal medyada her şeye ulaşabiliyorlar. Çok farklı e, mutfaklara ulaşabiliyorlar. Yani bundan 5 sene öncesi, altı sene öncesine kadar biz bu kadar ulaşamıyorduk. Sadece çalışarak ve belki kitaplardan bunları araştırıp bulabiliyorduk. Şu an her yemek tarifini, bütün dünya mutfaklarını YouTube'dan, Instagram'dan, her yerden keşfedebilirler. Sadece o gördükleri, izledikleri şeyleri geliştirmek ve okulda aldıkları eğitimi iyi değerlendirmek. Çünkü okulda çok ciddi bir eğitim veriliyor. Onu boş geçmemek gerekiyor. Değerli insanlarda çok değerli zamanları harcıyoruz okulda. Çok çalışırlarsa, çok araştırırlarsa ve yaptıkları işe değer verirlerse çok başarılı olacaklarını düşünüyorum.